Şimdi aslında genel kurulda bu kez yine bir tartışma vardı. Tartışmanın konu odağı Kürtçe tartışmasıydı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer kürsüdeki konuşmasını Kürtçe yaptı. CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın uyarılarına rağmen geri adım atmadı. Akar konuşmasını kesti. Ev bütçe ne bütçe kırdayı. Ev bütçe dve bütçede kürtüne ne. Sayın Taşçıer bakar mısınız lütfen? Hepimizin anlayabilmesi için resmi dilimiz olan Türkçe ile konuşmaya davet ediyorum. Genel kurulda bu kez Kürtçe tartışması yaşandı. CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'la HDP'liler karşı karşıya geldi. Konuyu anlayamadığım için de ister Kürtçe konuşsun, ister başka bir ana dilde konuşsun. Resmi dil dışında her konuşmayı keserim burada. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer kürsüdeki konuşmasını Türkçe yerine Kürtçe yaptı. Meclis Başkan Vekili Akar'ın uyarılarına rağmen geri adım atmadı. Akar mikrofonu kapatmak zorunda kaldı. Yani resmi dilimizde konuşursa memnun olurum. Kalan süreyi başlatıyorum. Buyurun. Kendi ana dilimle devam edelim. Kalan sürenizi lütfen resmi dilimiz olan Türkçe'ye devam edin ki anlayabileyim. Hatta mesela Kürt çareser ne be demokrasi. Resmi dille konuşmaya davet ediyorum. Bunu yapacaksanız konuşmanıza izin vereceğim. Yapmayacaksanız konuşmanızı kesmek zorundayım. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş Akar'a tepki gösterdi. Burada yüzlerce Kürtçe bilen milletvekili var. Bu dil Türkiye'de yaşayan 30 milyon aşkın Kürt'ün dilidir. Benim ana dilim de farklı. Ben de konuştuğum zaman siz anlayamayacaksınız. 30 milyon Kürt diyorsunuz anlıyor ama geri kalan 50 milyon da anlamıyor. Tartışmanın uzamaması için Meclis Başkan Vekili Akar birleşime ara verdi. Birleşime 5 dakika ara veriyorum.